Çaylar da gelmiş ya. Kanka, sen şimdi hiç mi ilişki düşünmüyorsun ha? İlişki ne oğlum ya? Allah Allah. İlişki dediğin kendi rızanla hapse girmek gibi bir şey yani. Günaydın aynı yüz, iyi geceler aynı yüz, ne yemek yiyelim aynı yüz, sinemaya mı gidelim aynı yüz, seni seviyorum aynı yüz, sen benim bebeğimsin aynı... Ya çık şu kafanı yüzünü çek artık canım ya. Dünyada bir sürü kadın var abi. Ben niye hep aynı yüzle yetineyim ki, niye? Aa, Mesut. Ne haber? Gerçi ben sana dargınım ya. Selam verdim ama yani geçen hafta beni arayacaktın, aramadın. Evet, özür dilerim ya. Babaannem rahatsızlanmış da. Ona bakmak zorundaydım. İlacını verdim, biraz parkta gezdirdim. Örgü bile ördüm onunla, biliyor musun? Sonra arkadaşları geldi, onlara da baktım. Ya, ya ne kadar tatlısın. Ben de sana kızıyorum salak gibi. Merhaba bu arada, Suzan ben. Selam, Mesut. Otursanıza. Dur, bir makyaj tazeleyelim, öyle geliriz. Makyaja ihtiyacınız yok ki. Yine de bekliyoruz. Pardon ya, kızlar gel. Sen niye ayağa kalkmıyorsun? Ne bileyim ya. Merhaba deyince sana, sen de kalk, elini sık. Tamam. Oradan alalım, merhabadan. Merhaba bu arada. Suzan ben. Selam, Mesut. Merhaba. Merhaba. Biz makyaj tazeleyin. Siz de oturun, rahatsız olmayın. Tabii buyurun. Makyaja gerek yok ki ya. Otursaydınız. Kanka, bu ne ya? Ya heyecanlandım kızın yanında, bir şey yapamadım ama. Sen de var mı abi? Suzan da bana olur ha. Bilmiyorum, bakacağız. Olur olur. Ulan var ya, çok iyisin ha. Şanslı günümdeyim bugün. Bu arada duymadım sanma. Tebrik ederim kardeşim. Ta buradan Erzurum'a gitmişsin babaannenin yanına destek olmaya. Çok güzel. Ne Erzurum oğlum ya? Ailesiyle ilgilenen erkek imajı çiziyorum. Kızlar var ya, bayılıyor bu numaraya. İlişkiden uzamak için de var ya, birebir. Böyle çıktıktan bir hafta sonra falan diyorsun ki... Hayatım, benim eniştem çok rahatsızlanmış. Ben 6 ay ona bakmak zorundayım diyorum, hop uzuyorum. Hep de iyi ya. Allah ya, ne adamsın ya. Kimse beni kafesleyemez diyorsun yani. Herhalde lan. Denizde bu kadar balık varken neden sadece hamsi yiyeyim oğlum? Hamsi deyip geçme. Tavası var, ızgarası var, buğulaması var, turşusu var, reçeli bile var. Merhaba gümüşü yakışıklı. Ben Mehtap. Mesut. Mesut, sana bir sorum olacak. Kaç tane ciddi ilişkin oldu? 3. Niye sordunuz? Benimle ilişki yaşamaya başlayınca hepsinin kapısını çalıp tek tek suratlarına tüküreceksin de ondan. Umarım şehir dışında olan yoktur. Kadındaki özgüvene bak ya. Konya Ovası gibi anasını satayım. Pardon hanımefendi. 15 saniye önce tanıştığım biriyle ne ilişkisi acaba? Aşk. Bugüne kadar hiç tatmadığın egzotik tatta bir gofret gibi çıtır çıtır bir aşk. Bugüne kadar ben erkekliğimi neden yaşamadım diyeceksin. Mesut, senin çorak topraklarını birlikte sulayacağız. Ne oluyor ya? Allah Allah. Hanımefendi ne yapıyorsunuz siz ya? Allah Allah. Görmüyor musunuz? Bizim yanımızda dereler çağlıyor. Gelmişsiniz böyle James Bond gibi gizemli gizemli. Lütfen gider misiniz? Benim arkadaşım ilişki düşünmüyor. Hmm. Zaten düşünemez ki. Benimle yaşayacağı şey onun beynini yakar. Sınırların ötesi. Bu ne ya? Parfüm reklamı gibi. Hanımefendi, pardon ama bu özgüvenin kaynağı ne? Bilim. Matematiksel olarak benden daha iyisini bulma şansın asla yok. Ayrıldıklarımın hepsi çok kötü hallere düştüler. İnanır mısın? Sokağa düşen var. Hapse giren var. Ne bileyim, terapi gören var. Hiç soruyor musunuz kendinize, Beyaz neden evlenmedi? Neden? Beni atlatamadı da ondan. Beyaz. Yok artık. Sen beyazla mı çıktın? Yani tabii ki çıkarken renk ayrımı yapamıyorsun değil mi? Ya çamaşır mı bu aşk? Ama inanır mısın? Bu aralar favorim gümüşü yakışıklılar. Ne oldu lan böyle? Hiç ikna olmadım ben kanka. Ah,
Alo. Sen neden beni arıyorsun sürekli Kıvanç? Yahu yakışıklı adamsın. Ünlü adamsın. Bitti diyorum sana, anlamıyor musun Kıvanç? Yapma böyle. Kim o? Halit Kıvanç mı? Tatlı tu. Kıvanç, ağlama kurban olayım ama sen niye böyle... Kıvanç, evli bak. İstemiyorum karından ayrılma. Beni bartırıyorsun ya. Çizgimin dışına çıkarıyorsun. Böyle şeyler yapma bana. Tamam biliyorum. Yani benim yaşattığım şeyi sana ömrüm boyunca kimse yaşatamayacak ama bir daha beni arama. Tamam Kıvanç. Hadi bay bay. Allah vere de kendine bir şey yapmasın. Ya sen biraz önce gerçekten Kıvanç Tatlıtuğ'la mı konuştun? Evet, onunla konuştum. Ne var? Ün, şöhret, para. Benim elimin kili. Brad Pitt aylarca peşimden koştu. Ben ne dedim? Ne dedin? Brad git dedim. Şimdi Brad Pitt'e Brad git mi demişsin sen? Evet. Bunu bir canlandırabilir miyiz? Şöyle yapalım. Sen kendini oynayacaksın. Brad Pitt'i Mesut oynasın. Niye öyle durdun? Brad Pitt'i ben mi oynayacağım? Yani ben oynamayacağım herhalde. Niye sen oynamıyorsun? Yok, ben beceremem. Bence Fikri Deniz. Yok, sen başla. Brad Pitt sen oyna. Evet. Brad Pitt'i canlandıralım, başlayalım. Evet. O anı yani. Brad Pitt sana yalvarıyor, çok istiyor romantik anı. Sen de hayır Brad git diyorsun. Brad Pitt yakışıklılığında arzula mehtabı. Brad, Brad, go, go. Hello. I'm Brad. Brad Pitt. I'm an actor in Hollywood, round and round. This film is 7 and 5 o'clock. And 12 monkey in Hollywood. Yeah. Ama sen havalı değil. Sen havalı değilsin. Bak, sen gidiyorsun. Bu bende havalı. Ben bir şey yapamadım. Evet, evet. Sen bak, havalı, havanı at, onu görünce tutul. Git yanına, hem bir şaka yap, kendin gül. Ve ondan cevap bekle. Sen de ayrı dünyaların insanı olduğunuzu ve bunu yapamayacağını anlat ona. Evet, Brad Pitt gezerken görüyor. Oh. No. Hello. I'm Brad Pitt. I'm an actor in Hollywood in a flying down around Berlin. Bir espri yapsın ona. I'm joke. Gülmedi. Gülmedi. Aşkını ilan et. Oh, not up. Hello, love and fun. İstemiyorum. Anlamıyor musun? Brad, git. I'm unbelievable. İkimiz aynı dünyada. Pardon. Bu Brad Pitt olmadı. Mr. Bean oldu ya. sen ol. Olmaz. Sen ol Fikri. Yok canım ben. Nasıl yok canım? Hiç böyle bir şey. Aziz Bey, lütfen. Böyle bir şey... Bak, bir şey söyleyeceğim. İzledin. Olmayan ne, nerelerde aksamalar olduğunu gördün. Bir de sen çıkma teklif et Brad Pitt olarak. Action. Oğlum öyle bir yürüme mi var ya? Santa Monica Malibu minibüsü müsün sen? İstanbul'a gelmiş. Hayır ya. Hollywood gibi git oraya. Brad Pitt'sin oğlum. Bir daha ne zaman olacaksın lan? Ha o. Kardeş. Alo diyor ya. Alo. Güzel. Doğu Berlin. Where is the Sultanahmet? Oğlum kızdan hoşlandın. Adres sormuyorsun. Ay. I love you. My heart, gup gup. He? Gup gup, evet. I love you. Ya umurumda bile değilsin abi. Defol gider misin? Brad git. Hay Allah. Beni tanıdı kanka ya. Teşekkür ediyoruz. Olayı canlandırdınız. Buyurun. Mesut, Mesut sana bir şey soracağım. Sen uçurumun kenarından anaokulu servisi mi kurtardın? Yoksa anneanneni sırtında hacca mı götürdün? İkisini de yapmadım. Sen nasıl bir sevap işledin ki Rabbim beni senin karşına çıkardı? Bu
bu ne oğlum artık? Özgüvene bak ya. Yemin ediyorum, tereddüt ediyorum oğlum. Doğru kadın bu mu acaba? Kanka, doğru kadın bu da. Doğru erkek sen misin onu bilemiyorum. Pardon hanımefendi. Bir soru soracağım size de. Peki neden ben? Gözlerin gözlerime değdiği anda bir ceylan dereye indi ve su içti. Gözlerin gözlerime değdiği anda yıldızlar toz bulut oldu, üstüme yağdı. Sesin kulaklarımda çınlandığında sahra çölünde çiçekler açtı. Mesut, sen şu an karşımda yeni doğmuş, çaresiz, mazlum bir bebek gibi duruyorsun ya. Bak şimdi, eğer evet dersen bir tavşanla bir çıta göz göze gelecek. Ve o tavşan ömrü boyunca artık hiçbir şeyden korkmayacak. Bu ne abi ya? Feriştah'ın yeni versiyonu mu bu? Oğlum, ben hacklenmiş gibiyim ya. Kafam karıştı lan benim. Bu ne ya? Ne yapıyorsun? Oğlum, bir şey söyleyeceğim. Ha? Kafan karışmasın kanka. Bak, kadının sana vaat ettiği şeylere bak. Bunları geri mi tepeceksin? Tepsem ne olur oğlum? Truvalılar o atı almasalar ne olurdu? Matbaa Osmanlı'ya erken gelse ne olurdu? Ben iknayım abla, ona söyle. Hitler sanat okuluna gitse ne olurdu? Tarih hatalarla dolu Mesut. İyi düşün. Yapma ya. Oğlum, ben bu kadınla çıkmazsam başıma kötü şeyler falan mı gelecek lan? Mesut, Mesut. 10 dakikan var. İyi düşün. Benim gibi bir mücevheri boynunda mı taşımak istersin? Yoksa o sahte pırlantalara yem mi olmak istersin? Al hayatım, iç. İç. Hazmını kolaylaştır. Ben geliyorum şimdi. Lan biz biraz önce neler yaşadık ya? Of kanka. Of kadın eliyle soda açtı lan. Daha ne olsun? Belki o haklıdır oğlum. Biz tarihin doğru tarafında durmak zorundayız. Bana bak, yapmadıklarının pişmanlığı yaptıklarının pişmanlığından daha büyüktür. Kim ya? Ay, kusura bakmayın ya, biraz oyalandım. Şimdi Suzan da geliyor. Mesut, ne var ne yok? Dalgın gibisin biraz. Yok, iyiyim ya, sıkıntı yok. Kiraz, ben sana bir şey soracağım ya. Senin bu eski çıktıkları ne alemde? Bilmem, iyilerdir herhalde. Yani mesela böyle hapse giren, ne bileyim meczup olan yok mu? Ya da ne bileyim... Murat Boz'u ağlatmışlığın falan var mı senin? Yok, ne, niye ki? Dümdüz ilişkiler yaşamışsın yani. Evet, normal ilişki yaşadım. Ne yaşayacaktım? Bir şey söyleyeceğim bak. Şimdi sen bu çocuğa baktığında bir ceylan dereden su içiyor mu ha? Ne vaat ediyorsun bu ilişkide? Ne vaat ediyorsun? Söyle bakalım. Ay, ne bileyim, sinemaya gideriz. Parkta oturur, yemek yeriz. Ne bileyim ben? Bu mu yani? Bu adam komple erkek olamayacak mı? Çantanda soda var mı? Ya yok. Çık git! Ya yürü git! Yürü git! Oğlum ya! Hayret bir şey ya. Daha bir dereden su içmemiş ceylan bize laf atıyor ya. Abicim, ben gümüşü tavşanım bir kere. Mesut. Kararını verdin mi? Benim gibi bir mücevheri boynunda mı taşıyacaksın? Aşkın zirvesine bayrak dikip, yoksa o sahte pırlantalara meze mi olacaksın? Ben meze olmak istemiyorum. Al beni, al, al. Doğru karar. Yalnız gümüşlü yakışıklım. Ben biraz hepsine dolgun adam seviyorum da. Kilo alır mısın benim için? Fok gibi olmanı istiyorum. Çok mutlu olacağız. Çok! Ulan şuraya bak ya. İlişki düşmanı adamı fok balığına çevirdi. Herkes böyle mi düşürüyor acaba lan? Aa, herkes nerede? Suzan, gittiler.
Benden ayrılan hapse giriyor. Nasıl yani? Bilmem. Gasp. Sen yürürken bir ceylan su içti biliyor musun ırmaktan? Şimdi karşımda çıplak masum duruyorsun. Biraz kilo al. Kok balığım ol benim. Kokun olacağım senin. Ne diyorsun be? Deli misin sen ya? Sapık mı dede? Fok olacağım, fok. Beyaz niye boşandı biliyor musun? Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de